Evet, Mustafa Denizli hocamızın çok kıymetli kızı Selin Denizli hanımefendi çocuğuyla birlikte. Evet, Mustafa Denizli hocamızın torunu da geliyor. Evet. Evet, Selin Hanım, duygularınızı alabilir miyiz? Harika bir şey bu, harika. Yaylalar, dağlar, zipline, kamp, kamp ateşi, doğal yemekler, inanılmaz şeyler. Yol kesen keçiler bile var. Harika, harika. Bir de Halis abi var, Hikmet abi var, Kaçkar'ın çobanı. Onlarsız zaten hiçbir yeri bilmezdik, bulamazdık. Biz Çat Vadisi'nde kaldık. Anne bilirdik. Bana kalırsa buranın en iyi yeri. Bilirdik anne, bilirdik. Nasıl bilirdik? Önceden, haritayla mı? Önceden gelmiştik. Önceden sadece Ayder'i biliyorduk biz. Şimdi her yeri biliyoruz. Gel bakalım küçük kahraman. Memnun kaldınız mı tatilinizden? Gel bakayım. Harika, mutlaka geri geleceğiz. Özellikle de sonbahar kış aylarında. Evet, evet. Selin Hanım. Bulunduğumuz bölge coğrafi itibariyle doğasıyla bambaşka bir bölge. Burada sizin duygularınızı alabilir miyiz? Neler hissettiniz bu bizimle birlikte geçirdiğiniz zaman zarfında, sizlere burada eşlik ettik. Duygularınızı öğrenmek istiyoruz. Gel. Her şey için inanılmaz teşekkür ederim. Çünkü hakikaten benim için de oğlum için de inanılmaz bir mucizevi bir yer burası gerçekten. Yani burada yaşayan insanların kaç sene yaşadığını bilmiyorum ama ben 3 günlüğüne geldim. Herhalde bir 30 sene eklemişimdir ömrüme. İnşallah. biz aslında kamp yapmak için gelmiştik. Biz herkes bunun yanlış mevsim olduğunu söyledi. Yanılıyorlar. Çok doğru bir mevsimdeyiz. Aylardan Kasım, hatta Aralık'ta da geleceğiz. Müthiş, mükemmel bir yer. İnşallah bu haliyle korumayı beceririz. Çünkü biz güzel her şeyi mahvediyoruz. Yani buranın tanınmasını çok isterim ama çok tanınmasını da çok istemem. Bu kadar. 3 gün boyunca beraberdik. Evet, ama yiyecek içeceğinden, benim konaklama konu, işletmelerinden, otantik yaşam kültürüyle ilgili ne söylemek ister misin? Evet yani, Mustafa'cığım sen de konuş. Sen buyur. De konuş anneciğim. Anlat duygularını, hadi bakalım. Evet, işte bir günümüz daha kaldı. Dağlar çok güzel. Burada da bir ortam açıklığında, çok açık bir yerde değiliz ama etrafımızda bir sürü dağ var. İşte sen neler yaptın? Dün neler yaptık? Bir anlat onu biz. Çok şey yapıldı. Çadır kuruldu. Yemekler güzeldi. Her şey böyle çadır gibi yemyeşil alanlar buldu. Teşekkür ediyoruz. Yani gayet güzel işletmeler, gayet güzel yemekler. Ne beklediğinizle doğru orantılı. Çünkü ne bekliyorsanız onu bulursunuz. Biz zaten tam da bu kadar doğal, aynen, her şeyin bu kadar sade arkanda olmasını istedik. Ve bunu da bulduk. Bu da doğallığa dahil, gübre. Bu da var. Çok güzel yani. Her kim izliyorsa kalksın gelsin.